Milas Halk Eğitim Merkezi'nde kurs alan kadın vatandaşlar tarafından kermes düzenlendi. Kermeste kadınlar TV48 mikrofonlarına konuştu. Şöyle yeni yıl dolayısıyla dışarıya ürünü açtık. Normalde Türkiye'de tek olan bu satış noktamız halk eğitime kursa gelen öğrencilerin el sanatlarının satıldığı bir yer. Burada bize halk eğitim, kaymakamlık ve ilçe milli eğitimin verdiği desteklerle burayı bize açtılar. Herhangi bir ücret ödemiyoruz. Kadınlar, kursa giden kadınlar el sanatlarını burada satışa sunuyorlar. Yeni yıl dolayısıyla da dışarılara tezgah açtık. Yani kendi yaptıkları ürünleri burada sergiliyorlar ve satış yapıyorlar. Bundan da aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Gülay Tanış, halk eğitim kursu yerlerindenim. İşte kurslara gittiğim ürünleri yapıyorum. Deri çanta, vaketa deriden işte söylüyorum. Bütün işçiliği, boyası, kesimi, dikişi, bütün her şeysi bana ait yapıyorum. Bir bayan olarak da çalışmalarımı sergiliyoruz burada dükkan olarak. Bu da keçe çanta. 1.000 lira o. Islak keçi. Bu da keçi. Islak keçi yani. Dövülerek ellerimizle yapıyoruz bunu. O da kurslara gittiğim bütün ürünleri burada satışa sunuyoruz halkımıza. Tablolar yapıyorum. El yapımıdır. Şu gördüğünüz ürünleri hepsini kendimiz tasarlıyoruz. Giydiriyoruz üzerlerine. Sayfamın adı Yedi Renktaş. Farklı tasarımların, yenilikçi ürünlerin biz önce kadın olarak hep birlikte kendi el emeğimizle yapıp sunum yapıyoruz. Milas'ımız her geçen gün canlanıyor, büyüyor. Gelişen Milas yenilikçi tasarımlarıyla halkımıza sunuyoruz. Herkes bir şey yapıyor elinden geldiğince. Halkımızı bekliyoruz. Hanımeli pazarımız kurulamadığı için biz de halk eğitimde yani onların sayesinde böyle bir yılbaşı için sergi açtık. Önce kadın mağazasında zaten ürünlerimizi sergiliyorduk. Kendi el emeğimiz. Herkese güzel dileklerde bulunuyorum. İnşallah çok çok daha iyi durumda bir yıl geçer diliyorum. Yani başka dileyeceğim bir şey yok. Herkese sevgiler.